Ajans günü çıkışı anda ilk iki saatimizi noktaladık. Yeni saatimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin tahıl koridoru konusundaki sorusunu yanıtladı geride bıraktığımız dakikalarda. Şimdi daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu'ndan alacağız. Mert söz sende. Banuel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tahıl Koridoru'na ilişkin yakın bir zamanda olumlu bir sonuç almak için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Bakanlıkların bu hususta temas halinde olduğu ve görüşmelerini sıkı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana Türkiye arabuluculuk rolüyle tüm dünyanın takdirini kazanmış durumda ve özellikle gıda fiyatlarında yükselen artışı artış bilinmekte ve bir gıda krizi başlamış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve direktifleri doğrultusunda bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve şu an itibariyle bir yol haritası çizilmeye çalışıyor. Masanın dört ayağı var Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler. İşte bu noktada atılacak adımlarla ilgili şu an itibariyle yol haritası çiziliyor. Geride bırakmış olduğumuz günlerde bilindiği üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu ifadeyi kullanmıştı. İstanbul'da bir ortak merkez kurulması noktasında çalışmaları var ifadesini kullanmıştı. İşte bu noktada bu bahsetmiş olduğumuz dört kanadını aslında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in belirli bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Bu konuya ilişkin bazı endişeler var. Hulusi Akar buna değindi. Özellikle bu konuda dört önemli aktör var dedi. E, Deniz seyir seferinde güvenlik boyutu var dedi. Yani gemilerin e, tahılları taşıyacak, gemilerin geçeceği, güzergahtan bahsetti. O noktaların güvenli olması gerekiyor dedi. Bölgede mayınlar var ve limanların güvenliği söz konusu dedi. İşte bunlarla ilgili her iki tarafında endişeleri var dedi. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar ve çizdiği bir çerçeve ve plan var dedi. İşte bu doğrultuda hareket etmeye çalışıyoruz ifadesini kullandı. Ve özellikle Ukrayna'nın bazı endişeleri vardı. Biz mayınları temizlersek Rus donanmaları gelecek mi? Özellikle Odessa noktasına bilindiği üzere işte bu noktadaki endişelerin kaldırılması noktasında şu an itibariyle taraflar halen daha yoğun bir görüşme içerisinde. Geride bırakmış olduğumuz tarihlerde Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gitmişti biliyorsunuz. Askeri bir heyet bu konuları görüşmüşlerdi ve hatta o görüşmenin hemen akabinde bir saat sonra bir gemi çıkmıştı o bölgeden. Ee, bu oldukça önemli bir girişim de aslında ve bu hususta da yakın bir zamanda bir Türkiye'ye gidecek mi diye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a soruldu. O da mümkün gidebilir. Muhataplarımız da Türkiye'ye gelebilir. Bu konuda görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtelim ve kısa sürede de bunun çözüme kavuşması için e, tüm tarafların aslında şu an itibariyle bir mutabık kalmış durumda. Ancak nasıl yapılacağı noktasında şu an itibariyle masada görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki süreçte Bakan Akar'ın bu konunun çözüme kavuşması için e, girişimlerin sürdüğünü belirtti. Bunu da tekrar edelim. Tabii ki neler olacak yakından takip edeceğiz diyerek sözü yeniden size bırakalım. Mert teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.